Merhabalar, dersimiz tarihteyiz. Tarihçi, yazar Ayşe Hür ile birlikte. Ayşe hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Şimdi en güzel konuyu konuşacağız. Her sene gerçi bu gün anılıyor ama yine de detayları yeni kuşaklara aktarmakta, onlarla bilgileri paylaşmakta da yarar var. 6-7 Eylül 1955. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin pek çok bakımdan kara lekelerinden bir tanesi olarak değerlendirilen İki korkunç, kabus gibi geçen gün İstanbul'un merkezinde, Hera'da yani Beyoğlu'da. Öncelikle Rum azınlığa karşı başlayan ama daha sonra anladığımız kadarıyla bütün gayrimüslim azınlıkların mal mülküne, canına, ırzına yönelik bir harekete dönüşen, bir başıboş bir kitlenin, güdümlü bir kitlenin daha sonra anladığımız kadarıyla gerçekleştirdiği pogrom. Evet. Bunun başlangıç noktası işte, ne oldu o gün onu bir anlayalım. Bir de bunu daha geniş bir tarihsel perspektife de oturturuz. Önce ne oldu? Eldeki bilgilere göre bunu kim, bu fitili kim ateşledi? Kim fitili? Hangi güçler vardı arkasında ve ondan sonra ne oldu orada? Onu anlayalım. Tamam. O günden başlayalım diyorsun yani. 6 Eylül'de ne oldu? Evet, hatta 5 Eylül, 4-5 Eylül öncesinden de tabii başlamak gerekiyor. Peki. Aslında tabii evveliyatı ta 1954'lere kadar gidiyor ama o tarihe kadar olan siyasi olayları belki sonra vakit kalırsa özetleriz. Fakat Ağustos ayının ortalarından itibaren Kıbrıs Türktür Cemiyeti, Kıbrıs'ın işte Türklüğünü, Türkiye'ye ilhak etmesini savunan, Türkiye tarafından kurdurulmuş bir cemiyet var. Onun lideri Doktor Fazıl Küçük, önce Kıbrıs'ta Yunanlıların Türk azınlığa karşı bir katliam hazırlıkları içinde olduğuna dair bir mektubunu cemiyetin şubelerine gönderiyor. Ve o sırada Kıbrıs'ın statüsünü görüşmek üzere Londra'da toplanacak olan konferansta bir baskı yapmayı istiyor taraftarlarından. Ve hatta şöyle bir şey var, erkekçe bir ses çıkaralım, Londra ve Atina'nın korkacağı erkekçe bir ses çıkaralım diyor bu mektupta. 24 Ağustos'ta bu sefer Türkiye'de Adnan Menderes liman lokantasında bir yemek yerken Yunanistan ve Kıbrıs aleyhine çok sert bir nutuk atarak gelecekteki politikalara dair bir işaret veriyor. Ardından İstanbul'daki Üniversite Talebe Birliği Yunan pasaportlu Rumların artık ülkeden çıkarılması gerektiğini söyleyerek işte bir şey köpürtmeye başlıyor kamuoyunu. Bu sefer Kıbrıslı Türklerin de zor durumda olduğu, onlara yardıma koşmak gerektiğini söyleyen işte Fısıltı Gazetesi harekete geçiyor. İşte Türkiye'nin pek çok yerinde gençler, milliyetçi, mukaddesatçı gençler Kıbrıs'ı kurtarmak için askerlik dairelerine koşuyorlar. İşte iddialara göre İskenderun'da 23 bin, Adana'da 15 bin başvuru alıyor yetkililer. Tabii bunlar resmi kaynakların söyledikleri ama o günün gazetelerine yansıyan böyle heyecanlı bir atmosfer olduğu da görülüyor. Yine işte bu günlerde Menderes'le bir akşam yemeği yiyen yine Kıbrıs Türktür Cemiyeti'nin başkanı Hikmet Bil, kendi ifadesine göre daha sonra da Adnan Menderes o sırada Londra'daki konferans heyetinde bulunan Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu'dan bir mesaj aldığını, çok zor durumdayım dediğini ve bir yardım istediğini kendisinden söylüyor ve bir demarş yapmak istiyorum, yani bir baskı yapmak istiyorum diyor Göya Hikmet bile. O da bu seferberlik görev emrini benim tabirimle alıyor ve arkasından olaylar basında en azından köpürmeye başlıyor. Gazetelerde işte üç Rum casusunun yakalandığı yazısı, efendim Kıbrıs Türktür yazılı pankartlar Patrikhane'nin önüne bırakılıyor ve kamuoyunda mitingvari küçük küçük oluşumlar başlıyor. İşte, burada bir araya girmek istiyorum. Fatih Rüştü Zorlu neye demarş, kime demarş yapmak istiyorum? Yani kime baskı yapmak? Rumlara Yunanlılara yapmak istiyor. Çünkü Yunanlılar adanın nüfus bileşiminin 3/4 olmasından ve tarihsel haklarından söz ederek adada kendilerine, yani Yunanistan'a bağlı ya bir Megali İdea'ya bağlı bir Kıbrıs ya da bağımsız bir Kıbrıs olmasını istiyorlar. Aslında Makarios'un temsil ettiği bağımsızlıkçı kanadın talebi bu tabii, Yunanlılardan ziyade.
İngiltere'de Türklere sürekli ya Taksim ya ölüm diye gitmeyin çünkü nüfus bileşiminiz çok az, kaybedersiniz, tümünü de kaybedersiniz. Siz en iyisi üçte bir hakkınıza karşılık gelecek o statüyü kabul edin ona diyor. İtiraz artık etmeyin diyorlar, anladım. Türkiye ise ya Taksim ya ölüm diye artık şeyi masada bugün olduğu gibi kozu arttırarak giriyor şeye. İşte bu açıdan kamuoyundan bizden Kıbrıs'ın alınmasını istiyorlar ya da Taksim edilmesini, kamuoyu çok istiyor imasını vermek için Türkiye'de bir köpürtme yapılması, işte miting vesaire gibi şeylerle destek verilmesini istiyor. Göya Hikmet Bin'in anlatımına göre. Ancak evet, ufak tefek mitingler başladı dedim. Efendim, o 6 Eylül'e geldik. O gün bazı Rumlar... O güne kadar ufak tefek mitingler, kıpırdanmalar mitingler, var. Pankart koymalar, gazetelerde haberler, casuslar var aramızda, hainler. Kıbrıs gidiyor, işte Kıbrıs'taki azınlığa saldırı planlıyor Yunanlar gibi haberler çıkıyor. O gün 6 Eylül günü bazı Rum aileler Türk komşularının kendilerine yarım ağızda da olsa, yani kendilerini seviyor, sayıyorlarsa, bugün sokağa çıkmayın, aman çocuklarınıza dikkat edin falan diye imalarda bulunduğunu, ileriki tarihte olayların arkasından kendileriyle konuşan, işte veya yıllar sonra kendileriyle konuşan kişilere söyleyecek. Buradan anlaşılıyor ki önceden bir hazırlık yapılmış. Zaten olayların gelişimi de hazırlık yapılmasının şart olduğunu gösteriyor. Saat 11'de İstanbul Radyosu, ki devletin resmi yayın ajansı, Anadolu Ajansı'na dayanarak Selanik'te Atatürk'ün doğduğu eve bombalı bir saldırı yapıldığı haberini veriyor. Öğleden sonra İstanbul'da yine yayınlanan Bulvar Gazetesi dediğimde gazetenin o dönemki yöneticilerinin şeyleri, mirasçıları bana itiraz ettiler. Hayır, saygın bir gazeteydi. Hayır, kastım tiraj açısından küçük bir gazete olduğuydu. 20-30 bin basan bir gazete, İstanbul Express. Birden iki ayrı baskıyla bu olayı kamuoyuna duyuruyor. Gazetenin 20-30 bin basan bir gazetenin özellikle o dönemlerdeki kağıt tahsisindeki kısıtlamalar vesaire düşünüldüğünde o günkü baskısını 230 bine çıkarması, daha önceden gazete işte kağıdının satın alındığını ya da oraya yığıldığını düşündürüyor. Nitekim daha sonradan bu çok yalanlanmayacak. Ama baskı sayısı 300 bin, 280 bin, 230 bin gibi rakamlar arasına gidecek. Ben en düşüğünü kabul ederek söylüyorum. O zamana göre çok yüksek bir baskı sayısı tabii. Çok, evet, ki bu 250'lere göre sayısını bana o dönemin münakalat yani ulaştırma bakanı Arif Demirer'in oğlu gazeteci Mehmet Arif Demirer içeriden bir bilgi olarak da teyit etmişti. O Gökçün Sipahioğlu'nun bu konuda bir inisiyatif kullandığını söylüyordu ki daha sonradan biliyorsun bu olaylardan sonra Türkiye'deki her şeyi satıp savıp işte SİPA ajansını kuracak bir birikimle Avrupa'da gelişecekti bu kişi. Gökçün Sipahioğlu o günlerde ne görevdeydi? Orada yazı işleri müdürüydü. Gazetenin sahibi de Mithat Perin. İddiaya göre Mithat Perin bu aşırı baskıyı görünce telaşlanarak durdurma emri verdiği için 230 binde kalmıştı. Yoksa daha da artacaktı bu sayı. Sonuçta saat yani 16'ya kadar basılan sayıyı söylüyorum. Gazetenin ikinci baskısından sonra İstiklal Caddesi'nde toplanan güruh gayrimüslimlere ait iş yerlerini taşlamaya başladı. Saat 18 ile 20 arasında üniversite öğrencilerinden oluşan gruplar Taksim'e doğru yürüdüler. 20-22 arasında ağırlıklı olarak Cibali Sigara Fabrikası'nın işçileri ve işsiz gençler Beyoğlu'nda dükkanları tahrip etmeye başladılar. Olay kısa süre sonra Beyoğlu, Kurtuluş, Şişli, Nişantaşı gibi gayrimüslimlerin geleneksel olarak yoğun olduğu mahallelere yayıldı. Ardından Eminönü, Fatih, Eyüp Bakırköy, Yeşilköy, Ortaköy, bu yakada Arnavutköy, Bebek, Moda, Kuzguncuk, Çengelköy gibi yine geleneksel olarak gayrimüslimlerin yoğun olduğu bölgelerde saldırganlar ellerinde Makaryası Ölüm Kıbrıs Türktür yazılı pankartlar, ellerinde yine Atatürk ve Bayar resimleri, KKTC rozetleri buralarında pek çok tanık KKTC yoktu o zaman da herhalde Türk Kıbrıs dilerim, Kıbrıs Türktür Cemil özür dilerim KTC çok iyi KTC.
Kıbrıs Türktür Cemiyeti rozetleri ile o bölgelerde müthiş bir terör estirdiler. Ellerinde tornadan çıkmışçasına birbirine benzeyen sopalar olması, Cibali'den veya daha işte Gazi Osman Paşa vesaire gibi yerlerden işçilerin getirilmesi, takdir edersin ki o anda yapılabilecek bir şey değil. Bunların örgütlenmesi daha önce yapılmış olmalı. Aslında bu olaydaki bu işçi sınıfının varlığı da dramatik bir şey. 1952'den beri sarı sendikacılık dediğimiz Amerikan tipi işverenle uyum göstermeye hazır sendikacılık içinde devletin ne kadar etkin olduğunu da gösteren bir olay bu. Neyse daha sonradan işte bazı evlerin tebeşirle işaretli olduğu da ortaya çıkacaktı. İşte önce Rumlara ağırlıklı yerleri ve evler tahrip edilmişti. Giderek Ermeni ve Yahudilere yönelik yerlere doğru yayıldı bu konuda. O gün neler olduğuna dair Dilek Güven adlı bir akademisyenin biliyorsun doktora çalışması var ve onun kitabında bazı tanıklıklar var. O tanıklıklar ilginç olaylara işaret ediyor. Bilmiyorum vaktimiz var mı birkaç şey vermeye, anekdot vermeye. Örneğin ona girmeden önce şeyi de hatırlatayım. Herkül Milas bize ahvale yazmış olduğu yazıda kendisinin yaşadıklarını da anlatır. Çok kısaca şunu söylüyor. Yani o sırada kapılarda bazı senin de anlattığın gibi Türk apartman dairesi sahipleri burada gavur yok diye korumuşlar. Yani biraz böyle Nazilerin, Nazi Almanyası'nda Yahudilerin korunmasını hatırlatan bir şey var. Ve diyor babam iş yerini tamamen kaybetti, tamamen tahrip edilmişti diyor diye yazıyor Herkül Milas ve çok zor oldu tekrar toparlanması diyor. Mesela diyor ki bir Rum arkadaşım diyor bir tanık dükkanın önünde elimde diyor Türk bayrağıyla nöbet tutuyordum arkadaşımın dükkanının önünde bir Türk. Ellerinde bir listeyle geldiler. O onlara diyor bu dükkanın Türkiye ait olduğunu söyledim. Bana bunun imkansız olduğunu çünkü ellerindeki listede Rum yazdığını söylediler. Yani ellerde listeler olduğu görülüyor. Ben de bir hata olmuştur dedim diyor. Sonuçta diyor ellerindeki bizim evden uzaklaştılar ama diyor ellerindeki listede bu Rum'un, bu Ermeni'nin, bu Yahudi'nin diye birbirlerine komut veriyorlardı diyor. Bu da mesela müthiş bir ön hazırlığı gerektirir ve şunu da düşündürür. Devletin elinde bir koca bir kentte Rumların, Ermenilerin nerede oturduğuna dair listeler olduğunu ve bunların hepsinin ne diyeyim hani daha yakın tarihlerde de çıkmış hatırlıyorsan bir okula kaydolurken bir numara iki numara diye vatandaşlara bazı soy numaraları verildiğini duymuştuk. Bu da onun bir şeyi daha açık bir ifadesi. Bir başka tanık diyor ki yüksek kadrında bir Yahudi o arkadaşlar da diyor kendi levhasını bir Türk dükkanının levhasıyla değiştirdi. Yahudinin dükkanında bir şey olmadı, Türk'ünkini oldu diyor. Yine listelere kanıt veren bir şey. Bir başka tanık, bizim evimiz diyor Beyoğlu Kalyoncu sokaktaydı şiddet olayları patlak verdiğinde diyor Kapıcı Mehmet diyor anneme korkmayın madam bizim evimizde saklanabilirsiniz dedi ve elindeki Türk bayrağıyla diyor dış kapıyı kilitledi ve diyor saldırganların önünde durdu diyor. Yani bunları da şunun için anlatıyorum. Bütün İstanbul halkı topyekün gayrimüslimlere karşı saldırıya geçmiş ya da kötü muamele etmiş değil içlerinde. Ya da şöyle diyeyim kendiliğinden olaya dahil olanlar, habersiz olanlar planlamadan insani refleksler gösteriyorlar, komşuluk refleksi gösterebiliyor. Ama bindirilmiş kıta diye tabir edilen o gruplar arasında filmlerde görmüşsünüzdür. Özellikle Güz neydi şeyin bir Tomris Giritlioğlu'nun bir filminde başında ve sonunda siyah beyaz görüntüler vardı. Onlar gerçek olay çekimleri. Kürklü, şapkalı, modern görünümlü kadınlar, fötr şapkalı, kravatlı, paltolu beyefendiler falan var yağmacıların arasında. Bu yani işçi sınıfı, lümpenler, orta sınıf ve burjuva sınıfına kadar Türk diye kendini tabir eden kesimlerin bir şekilde ki bunu programın sonlarına doğru belki kimler tarafından organize edildiğinde konuşacağız. Planlanmış bir saldırı idi bu. Bir yağma
harekatı ve bir korkutma, kaçırtma harekatıydı. Öldürme ve yaralama gerçekten az olmuş ama her zaman lümpen veya azılı milliyetçi duygularla dolu insanların, biliyorsunuz, kadın, genç kız vesaire gördüğü zaman, hele ona düşman etiketi yapıştırdıysa, onu beşinci kol hain gibi görüyorsa ve devlet de arkasındaysa, tecavüz, saldırı olayları çok çok olağan. Nitekim ertesi gün çıkacak işin boyutu, yedisinde de benzer şeyler olacak. Rulolar, işte kumaş topları sokaklarda yuvarlanacak, kağıtlar, işte mobilyalar, perdeler, mücevherler, aklınıza gelen her türlü ev eşyası ve ticari emtia. İstanbul'un o caddelerini, özellikle İstiklal Caddesi'ni boydan boya kaplayacak. Yani fotoğraflarını gördüğünüz zaman anlıyorsunuz ne kadar korkunç bir olay yaşandığını. Sonuçta bir şekilde olaylar yine devletin müdahale etmesiyle sonlanacak. Çünkü planlı yani program. Olaylar 7 Eylül'de de devam ediyor değil mi? Devam yani ediyor. Falan, evet. Yağma, kırıp dökme, cam çerçeve indirme vesaire. Evet, evet. Ve hatta benzer olaylar İzmir'de de yaşanıyor. Yunan konsolosluğunu saldırganlar ateşe veriyorlar. 6 Yunan NATO subayının evini yağmalıyorlar. İngiliz Kültür Derneği'ne saldırıyorlar. Limanda bulunan iki İngiliz gemisinin mürettebatına mazota bulaştırılmış taşlar ve kumaşlara sarılı teneke kutularla saldırıyorlar. Ve İzmir valisi Kemal Hadımlı göstericilerin omzunda izliyor bu saldırıları. Sonunda peki şeyi soracağım. Sonunda dedin, unutma lafını. Ekümenik Patrikhane, Fener'deki Patrikhane. Evet. Patrikhane bir şey var mı, bir zarar ziyan? Tabii ki var. O orada da var. Kiliseler yağmalanıyor, ikonlar, tasvirler yerlere saçılıyor. Serdar Korucu'nun bir kitabı vardı, görsel malzemelerle desteklenmiş. Onu izleyicilerimiz bulur da görürlerse, anlatmakla anlatılamayacak zararlar verilmiş durumda. Hatta birisinde bir din adamının hüzün içerisinde yanmış, yıkılmış kilise kalıntıları içerisindeki fotoğrafı çok etkileyicidir. Yani olayı bütün şeyiyle verir, hüznüyle verir. Kısa bir toparlama var İnsan Hakları Derneği adına Gülten Kaya. 4214 ev, 4000'den fazla ev diyor. Evet. 73 kilise, 26 okul ve bir sinagog. Aynı zamanda 5, yani iş yeri ve dükkan benzeri 5317 mekan yakıldı, yıkıldı. Ve 37 kişi kayıtlara geçtiği kadarıyla ölmüş. Ama bu arada ırzına geçirilip öldürülen kadınlar da var. Onlardan da bahsediyor da detaylarına girmeyelim. İzledim ben o programı ama oradaki ölü sayılarını nereden aldıklarını anlayamadım. Dilek Güven'in doktora çalışmasında 11 kişi Türk basınına göre öldüğü, Yunan basınına göre 15 kişi olduğu söyleniyor. Ama elbette bu tür bir katastrofik olay içerisinde bütün ölüler tam tespit edilmemiştir. Ayrıca resmi makamlar bunları elbette bugünden biliyoruz gayet iyi, kayıtlara geçirmemiştir. Ama yaralı sayısında da çünkü böyle korkunç bir fark var. 30 Türk tarafına göre, gayri resmi kaynaklara göre 300. Dediğin gibi Balıklı Rum Hastanesi'nde 60 kadın tecavüz nedeniyle tedavi görmüş ama biliyoruz ki kadınlar bu tür bir olay başlarına geldiği zaman başvuramadıkları, utanç veya üzüntüden veya travma geçirdikleri için başvurmuyorlar bile. Muhtemelen 60 başvuru varsa 600 tane de geride olması ihtimali elbette var ama emin değiliz. Dediğiniz doğru rakamlar, 5300'ü aşkın resmi kaynaklara göre, gayri resmi kaynaklara göre 7000 aşkın binaya saldırıya uğramış. En büyük tahribat nüfusun %15'inden fazlasının Rumların oluşturduğu Beyoğlu'nda yaşamış. Bunu sonra diğer o saydığım ilçeler izliyor. Yine iş yerlerinin %59'u Rumlara, %17'si Ermenilere, %12'si Musevilere ait tahrip edilen iş yerlerinin. İlginçtir, %10 Müslüman kaybı var. Bu da yine çok seçerek, bilinçli bir şekilde yürütüldüğünün bir diğer kanıtı. Ayrıca çeşitli konsolosluklar vesaire, dediğin gibi kiliseler, mezarlıklar zarar görmüş durumda. Mali portresi için resmi makamlar 150 milyon lira, gayri resmi kaynaklar 1 milyar liraya kadar çıkarıyorlar ki o günün parasıyla çok çok büyük bir miktar.
Evet, sonuçta 200 bin kadar kişinin katıldığını hesaplıyor Dilek Güven ve onun gibi bu konuda ciddi çalışmaları olan kişiler bu yağmaya. Çeyrek milyon korkunç neredeyse bir şey. Yani. Evet, çeyrek milyon insan, her sınıftan insan nasıl olup da bir düğmeye basılmış gibi aynı anda belli yerlerde toplanıp ellerindeki listelerle ve sopalarla nasıl olup ve öldürmelerin az olduğu bir yağma gerçekleştirdiler. Olayların ikinci günü durdurulmasının en önemli nedeni elbette o tarihte İstanbul'da öncesinde ve biraz öncesinde ve o sırada ve birkaç gün sonra yaşanacak uluslararası etkinlikler. Bu etkinlikler dolayısıyla şehirde çok ciddi bir yabancı uzman, konuk, gazeteci var. Bu açıdan işin uluslararası basına da yansıması ve Londra'da duyulması ve Londra'da bu barbarlara mı, bu vahşilere mi Kıbrıs'ın kalanını vereceksiniz diye Yunanlıların elini güçlendirmesi bu olayların tabii birdenbire siyasi iktidarı biz ileri gittik hissine kapılmasına neden oluyor muhtemelen. Ve bunu da zaten Celal Bayar İstiklal Caddesi'ndeki o tahribatı göya görürken yanındaki Namık Gedi'ye biz galiba ölçüyü kaçırdık Namık diye gazetecilerin de duyacağı bir yüksek sesle söylüyor ki burada kastımız bu değildi, ölçü kaçtı, özür dileriz anlamını çıkarabiliriz. Sonuçta ertesi gün sıkı yönetim komutanlığı, özür dilerim, askerlerin müdahalesiyle olaylar yatışıyor. Sıkı yönetim 6 Eylül gecesini ilan ediliyor. Evet, 19-24 civarında, özür dilerim bir saniye, bir saatine bakmam gerekirse çünkü şey yaptım. Ama ertesi gün sıkı yönetim koşulları var artık 7 Eylül'de görüldüğü kadarıyla. Ve evet. Askeri birlikler devreye giriyor. Evet, askeri birlikler devreye giriyor. 19 bin asker müdahale ediyor. Ve ilk bir bilanço çıkarılıyor. Biraz önce verdiğimiz bilançoyu. Arkasından işte Celal Bayar'ın gezmesi vesaire, gazetelere üzüntü mesajları, tazminat sözleri, 9 Eylül'de işte Maliye Bakanlığı mağdurlara vergi kolaylığı sağlayacağını, ucuz inşaat malzemeleri vesaire vereceğini, işte borcu olanların borçlarının erteleneceğini vaat ediyor. 10 Eylül'de yine Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın himayesinde Kızılay Başkanlığı'nca bir bağış kampanyası açılıyor ve çok enteresandır. Bu bağışa da bir çeşit manevi zorlama ya da maddi zorlamayla en çok bağışı yapanlar Rum, Ermeni ve Yahudilere ait firmalar. Yani onlara yönelik yağmanın tazminatı da onlara ödettiriliyor bir anlamda. Bu bence çok sarsıcı bir bilgi olmuştu benim öğrendiğimde. Daha ilginç bir şey de her zaman olduğu gibi iktidar, hükümet bu konuda kendini hiçbir şekilde suçlamıyor. Tamamen suçu başkalarına atıyor. Önce komünistlere atılıyor biliyorsunuz suç. 7 Eylül'de daha tescilli, ta işte Cumhuriyet'in başından itibaren her olay öncesi, 1 Mayıs öncesi karakollara enterne ediler. Komünistlerden 45'i karakola götürüyor. Bunlardan 19'u tutuklanıyor. Kim bunlar? Aziz Nesin, Kemal Tahir, Nihat Sargın, Müeyyed ve Can Boratav, Asım Bezirci, Hasan İzzettin Dinamo, efendim, İlhan Bertay, Aslan Kaynardağ. Yani bu isimler tescilli komünist diye tescilli komünistler ve bunlar olağan şüpheliler tırnak içerisinde. Olağan şüpheliler ama Türkiye'nin entelijansiyası yani yazarı, edebiyatçısı, düşün adamları. Sonunda tabii çok saçma olduğu için bu suçlama salıverilmek zorunda kalıyorlar. Ama sıkı yönetim komutanlıkları hızlıca işte oluşturuluyor ama yargılama epeyce uzun sürüyor. Çünkü 5104 kişi İstanbul'da, Ankara'da 171 kişi, ki orada da saldırıların olduğunu gösteriyor bu. İzmir'de de 424 kişi yargılanıyor. Sonunda peyderpey CHP, Demokrat Parti'ye çok sert eleştiriler yapınca işte peyderpey salınmaya başlıyor bunlar. Sonuçta mahkemede ciddi hiçbir evrak, belge olmadığı için
Ta 1956 yılının Aralık ayında karar açıklanıyor. Sadece 228 kişi suçlu bulunmuş. Olaylar sırasında adı o sıralarda hiç geçmeyen, yani bu konuyla alakası hiç dile getirilmeyen Seferberlik Tetkik Kurulu, ki 1965'te adı Özel Harp Dairesi olacak ve günümüze kadar pek çok iç ve dış operasyonda rol alacak bir merci bu, biliyorsun. Bu konu hiç sorgulanmıyor ki, biraz sonra neden önemli olduğunu hatırlatacağız. Kıbrıs Türktür Cemiyeti'nin yöneticisi Kamil Öner, Önal'ın adamlarının da o gün cemiyetin binasına girerek bütün evrak bilmem neyi kaçırdığı ve yaktığı söyleniyor. Yani dolayısıyla elimizde hiçbir belgesi olmayan bir olay olarak geçiyor bizim tarih yazımımıza. Daha sonradan ama ilginç bir şey bence, bu olayın etkisi Rum veya Ermeni toplumunda çok da olmadığı hissini yaratan bir şey. 1957 seçimlerinde gayrimüslim azınlıklar yine Demokrat Parti'ye veriyorlar oylarını. Buradan da anladığımız kadarıyla iktidar olayın faillerinin kendi arasındaki ilişkiyi çok başarılı bir şekilde karartmış durumda. Basını kontrol ederek veya işte o cemaatlere gizli örtülü açık baskılar yaparak bu konuda bir evet, şey sağlamış. Peki minik bir soru soracağım. Bu hadise yani işte Demokrat Parti hep böyle belli bir kesim tarafından öve öve bitirilemez. Yassıada dosyasına yansımışlığı var mı bu hadisenin? Tabii ki. Zaten orada konuşulmasaydı bu kadar bu bilgileri de çok iyi bilmeyecektik. 27 Mayıs rejimi Fuat Köprülü'nün 9 Haziran 1960 tarihli Yeni Sabah gazetesine yayınlanan "Olayları zorlu istedi, Menderes onayladı, Gedik tertipledi" başlıklı haberini ihbar kabul ediyor ve 11 sanık aleyhine dava açıyor bu yasada davaları kapsamında. Yani biliyorsun orada bir sürü çeşitli başlıklarda dosyalar vardır. Bebek davası, köpek davası yok diye. Bunlardan biri de budur. Sanıklar arasında Celal Bey, Adnan Menderes, Şefattin Rüştü Zorlu, Kemal Hadımlı, Mithat Perin ve Gökçin Sipahioğlu var. Bu aktörlerin hepsinin adını saydık demin. Dava 5 Ocak 1961'de sonuçlanıyor. Zorlu, Menderes ve Hadımlı'nın bu olaydan dolayı mahkumiyetine karar veriliyor. Diğer sanıklar beraat ediyorlar. Böylece devlet adeta dokunulmazlığını bir anlamda tescil ediyor. Dava zaten yargılanacak ve mahkum edilecek 3 siyasetçinin üstüne yıkılıyor. Halbuki Mithat Perin ve Gökçin Sipahioğlu'nun en azından kışkırtıcılık aşamasında önemli rolleri vardı. Ve onlara kim bu misyonu verdi? Muhakkak derin devletin, o adını arada bir andığımız kuruluşları vermiş. Ona gelelim zaten. Ona gelelim ve onunla o geniş çerçeveyle toparlayalım. Arka planda ne var? Bir tertip olabilir. Arka planda itibariyle bir şey. Bir de Sabri 25oğlu'nun bir açıklamaları evet, oldu. Onu da anlatalım, şimdi anlayalım. Bu işte Köprülü'nün damadı Coşkun Kırca da kayınpederini destekleyen bir ifade vermiş yasada da. O kişi şey yapılıyor, özür dilerim. Onun ifadesi, Köprülü'nün oğlu Orhan Köprülü 27 Mayıs'çılar tarafından kurucu meclisi onur üyesi olarak giriyor. Burada böyle bir bağlantı var. Başbakan Menderes'in İstanbul valisi Kerim Gökay'ın aracılığıyla Selanik'te bu bombalama işine karıştığı söylenen, ki bunu böyle bırakıyorum çünkü dava açıyor kendisi bu iddiayı kendi üzerine yöneltenlere. Halen hayatta mı? Oktay Engin adlı şahıs İstanbul'a getiriliyor, hukuk fakültesini bitiriyor ve Nevşehir Valiliğine kadar yükseliyor. Bu bağlantılar çok zımni bağlantılar. Ta ki yıllar sonra Özel Harp Dairesi Başkanlığı yapmış, bu konuda eserleri olan Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanlığı Milli Güvenlik Kurulu'nda üst düzey yönetimlerinde bulunmuş Sabri 25oğlu, gazeteci Fatih Güllap'a bir şey anlatıyor bir gün. Diyor Güllapoğlu, ki Fatih Güllapoğlu. Fatih Güllapoğlu'na evet. Diyor ki bak sana bir örnek vereyim diyor. 1974'teki Kıbrıs harekatı. Eğer diyor Özel Harp Dairesi olmasaydı o harekat. Yani iki harekatta o kadar başarılı olabilir miydi? Şimdi burada anlamıyor gazeteci neden bahsettiğini önce iki harekat derken. Birincisini anlatıyor. Adaya diyor bankacı, gazeteci, memur görüntüsü altında diyor.
Özel Harp Dairesi elemanlarını gönderdik. Bu arkadaşlarımız adadaki sivil direnişi örgütlediler. Halkı bilinçlendirdiler. Silahları 10 tonluk küçük teknelerle adaya soktular. Burada da bir başka konu program için çengel atmış olabiliriz. Kıbrıs nasıl KKTC'ye dönüştü diye. Sonra diyor 6-7 Eylül olaylarını ele al diyor. Gazeteci diyor ki pardon paşam anlamadım diyor. 6-7 Eylül olaylarının ne alaka diyor. Tabii diyor 6-7 Eylül'de de diyor o da diyor bir özel harp işiydi ve muhteşem bir örgütlenmeydi diyor. Amaca da ulaştı diyor. Sorarım diyor size bu muhteşem bir örgütlenme değil miydi diyor. Gazeteci de tabii nutku tutulmuş vaziyet evet paşam diyor. Gerçi sonradan bu ifadesini, bu anlatısını reddedecek Sabri 25 oldu ama gazetecinin böyle bir konuda yalan söylemesi düşünülemez. Evet. O kadar emin ki bunu paylaştı izleyicilere. Sonuçta gerçekten muhteşem bir örgütlenmeyle İstanbul'un ta işte 1913-14'lerden 15'lerden hatta 1934 Trakya olaylarından 1942 varlık vergisinden sonra kalmayı başarmış. Nasıl olduysa hala bu ülkeyi vatan bellemiş. Burayı kendini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kabul etmiş. O küçücük nüfusunun da çok büyük bir travma geçirmesine neden olan mal varlığını, evini, malını, mülkünü her şeyden önemlisi ama bu ülkeye güvenini, bağlılığını kaybetmesine neden olan bu korkunç olayın arkada ilk ifadesini kabul edersek Özel Harp Dairesi MAH adında o günkü adıyla bugünkü Milli İstihbarat Teşkilatı'nın öncülüğü o örgütlenme Kıbrıs Türktür Cemiyeti işte efendim Hürriyet Gazetesi gibi adını anmadık Yeni Sabah gibi İstanbul Ekspres gibi devletle ilintili gazetelerin bunların içerisinde gazeteci diye kendine geçin şey yapan saklamış Hikmet Bil gibi Kamil Önal gibi aslında istihbarat teşkilatı ile ilişkili tırnak içinde münevverleri ve adlarını anmadık belki ama CHP'nin içindeki Orhan Birgit'inden işte Adalet Partisi içerisindeki işte bilmem ne Kıratlıoğlu'na kadar birçok ismin yer aldığı bu yağma olayı gerçekten sadece mağdurlar açısından değil bence failler açısından da son derece travmatik ve yıkıcı bir tarihsel utanç evet. Şeyi sayfası. Türkiye Cumhuriyeti Ermeni soykırımı ile ilgili herhangi bir harekette bulunmadı. Aynı şekilde görüldüğü kadarıyla bu 2001 ile 2008 arasında diyelim yaşanan işte reform girişim dönemine rağmen bu 6-7 Eylül hadisesi de hala herhangi bir şekilde bir yüzleşme yüzleşme öznesi olmadı devlet açısından. Hatta bir Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde galiba bir sergi düzenlenmişti 6-7 Eylül olayları ile ilgili. Yanlış hatırlamıyorsam bu sergiyi de bir grup bastı ve tahrip ettiler bütün fotoğrafları. Hatta bir takım insanları hırpaladılar değil mi? Evet. Birkaç yıl önce olmuştu bu. Evet. Yani hiçbir şekilde özür dileme geleneğimiz yok biliyorsun. Ama 6-7 Eylül özellikle ölümler vesaire az olduğu için ve işte tehcir gibi çok böyle somut bir şeyimiz olmadığı için elimizde bu olayın hasarını şey yapacak, belgeleyecek. Üzerinde en az konuşulan bir konu ne olacak? En fazla işte bir güruh öfkelendi Kıbrıs'taki milli şeyler dolayısıyla galeyana geldi diyerek geçiştirilen bir olay. Evet. Gayrimüslim toplumun da o dönem ve sonrasında çok güçlü bir tepki vermemesi siyasal iktidara bunu bir parça kolaylaştırmış gibi görünüyor bu unutma ameliyesini. Evet, peki. Ayşe Hür, tarihçi, yazar, 6-7 Eylül 1955'teki olayları, İstanbul'daki olayları, yağmalama ve tahribat ve hatta katletme olaylarını ele aldık. Bunun arka planını birlikte anlamaya çalıştık. Dersimiz tarih burada sona eriyor. Hoşça kalın. Hoşça kalın.